3 milyon sığınmacı ve kaçak var bu ülkede. Yani Ordu'da bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Ordu'da ya var. Bunları bak arkadaş, bunları vatandaşlarına yollamazsak Türkiye'nin geleceğe karanlık, bu krizden de çıkamayız. Lübnan Cumhurbaşkanı dün açıklama yaptı. Dedi ki Suriyelileri Lübnan'a entegre etmek isteyenler haindir. Aynı dili konuşuyor. Buna rağmen ihanet diyor. Merhaba, nereden geldin? Viyana. Viyana'dan. Duşbisyalı. Aynen öyle. Ama bugün için çok büyük bir ihtiyaçsınız. Bu hükümetin ve bu muhalefetin Suriye politikalarını değiştirdiğini sizi tebrik ediyorum. Çok oldu. Merhabalar, ben Oğuzhan'da burada izledim sizi. Öyle mi? Zafer Partisi olarak Ordu'da temaslarımızı sürdürüyoruz. Tabii iş dünyasıyla da bir araya geliyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Kendi çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. İl Başkanımız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'yla görüştü. Ve Başkan demiş ki Ordu Valiliği ile ilgili Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu açıklamadan dolayı görüşmek istemiyor. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri şu kararı vermeliler. Ordu valiliğini mi temsil ediyorlar? Ordu'da iş dünyasını mı temsil ediyorlar? Kendileri bir kurum olarak kimliklerini kaybettiler ya. Seçimler yaklaşırken AK Parti hükümeti Zafer Partisi'nin gerçekleştirmiş olduğu etkili ve ağır muhalefet karşısında kamuoyunu manipüle etmek amacıyla 1 milyon Suriyeli'yi Suriye'nin kuzeyinde inşa edilecek evlere yerleştireceği haberini yayınladı. Tabii bunun finansmanı içinde İçişleri Bakanlığı valiliklere bir yazı yazarak valilik bütçeleri eğer olmaz ise illerdeki iş dünyasından destek alarak, kaynak oluşturarak parayı Ankara'ya Suriye'deki inşaatların yapılması için kullanılmak üzere yollanmasını istediler. Ordu valiliğindeki vatansever bürokratlar da kendilerini buradan tekrar selamlıyorum. Ordu'dan 8 milyon TL istendiği bilgisini benimle paylaştılar. Vallahi şimdi gelsen ben bu güzel de silahlar var. Şimdi senden silah almaya kalksam basın yazar. Ümit Özdağ Suriyelilere karşı silahlanıyor diye. Hayır canım. Yok değil mi? Yok. Biz onlara vatandaşlarına Türkiye'nin dostları olarak yollamak istiyoruz. İnşallah. Çok arkadaşlar başında kimse de müdahale etmiyor. Yani saat 5'ten sonra hepsi çıkıyor. Yollayacağız hepsini inşallah. Evet. Engelli hakları diyorlar. Hiçbir şey yok. İnşallah başa geldiğimiz zaman bize yardımcı olur. Yapacağız ben inşallah. Şu an hastaneden geliyorum. Özel okula bıraktım çocuğu. Evet. Bırakmaya. Hı-hı. Yani öyle ya, bizim de bir özel şeylerimiz, hiç sosyal yaşantımız yok. Biliyorum. Ha, yardım yok. Daha dün akşam kardeşimle birlikte, 16 yaşında kardeşim var, kardeşimle birlikte saat 8.30 gibi dışarı çıktık ve annem sürekli 10 dakikada bir arayıp işte etrafta çok fazla Suriyeli var, etrafta çok fazla yabancı var, dikkat edin, hemen gelin. Sürekli bu baskı altında ilerliyoruz. Sahil kenarında oturuyorum, etrafımda sürekli yabancı dil konuşan insanlar var. Kimin bizim hakkında ne konuştuğunu, ne söylediğini asla bilmiyoruz. Bizi sözlü bir şekilde taciz ediyor olabilirler. Bunun hiçbir şekilde farkında da değiliz. Biz hiçbir şekilde memnun değiliz. Bizim direnişimizin üzerinden burada rahat etmelerini kaldıramıyoruz. Biz de yollayacağız onları. Nereden geldiniz? Irak'tan. Irak'tan. Evet, evet. Irak'tan. 6 sene mi oldu? Irak'ın neresinden geldiniz? Basra. Basra'dan geldim. Ya Basra çok uzak buraya. Evet. 6 sene oldu. 6 seneden beri Ordu'da mısınız? Evet. Evet. Peki emekli misin yoksa? Emekli olup mu geldin? Yoksa emekli olmadan mı geldin? Evet. Emekli olduk yani. Nerede çalışıyordu Irak'ta? Öğretmen oldu. Öğretmendi. Ha, öğretmendi. Emekli oldu, buraya geldi. Anladım. Peki. Türkçe konuşan insan kalmamış. Ordumuzda bile. Evet. İstemiyoruz yani. Kesinlikle istemiyoruz. O zaman Zafer deyin. Hepsini yollayalım. Çok trajik bir soru. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ve ben bunu yazdım. Erdoğan Türk milletini sevmiyor. Türk devletiyle bir sorunu var. Çünkü kimlik olarak Türk kimliğini kabul ediyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı şunu rahatlıkla söylemesi lazım. Ne mutlu Türk'üm diye. Kesinlikle. Bunu söyleyemezsen bu devleti doğru yönetemezsin. Erdoğan'ı bu devleti 20 seneden beri kötü yönetiyor. Eğer kimliğin belli değilse, milli kimliğin, milli politika yaşaman mümkün değil. Ödemene gerek yok. Adam sağlık hizmeti alıyor mu? Alıyor. Emeklilik koşulları, emeklilik hizmetleri zaten biz devlet bedava. Devlet veriyor yani, biz veriyoruz. 100 milyar dolar. Her birinizin $1.300 ödemesi var.